Evet. Şimdi de tecilli, patentli, orijinal Adana kebabı yapacağım size. Bak bu Adana kebabı. Bunu ben ne yaptım? Kuyruk yağını elden böyle zırhla çekeceksin. 10 kilo kıyma mı yapıyorsun? Bunun 2 kilosunu da elde çekin zırhla. 8 kiloyu da makineye atın. Şöyle bak, güzel bir Adana kebabı olur. Adana kebabın içine ne koyuyoruz? Herkes de ki baharat. Adana kebabına baharat girmez. Ne atıyoruz? Bak tuzunu attım. Yap bak. Burada kapri dediğimiz kök biberi buna. Kök biberi. Toz biberi. Bunları atıyorum. Güzelce ne yoğuruyorum. Dediğim gibi kuzu eti, kuyruk yağı, tuz, toz biber, kök biberi. Başka hiçbir baharat girmez Adana kebabına. Ama size küçük bir de tüyo vereyim. Bu hiçbir kebapçı size bu tüyoyu vermez bak. Şimdi sen dersin ki ya, bunun içinde hiç sinir yok. Halbuki var. Şimdi ne yapacağız? Bak, bak detayları görüyor musunuz? Aldığın zaman hala içinde sinir çıkıyor. Bunu çıkarıp kenara atacaksınız. Bunu ayırdık. Bunun içinde yok. Şöyle bunu aldık. Ama lütfen elinizi kesmeyin ha. Ben böyle yandan takıyorum. Siz böyle yapın. Daha işiniz kolay olsun. Siz bana bakmayın öyle. Anladın? Benim her dediğim de doğru değil yani. Anladınız mı? Hocanın dediği yap, gittiği yola gitme. Şöyle suyu da batırıyorsunuz elinize. Şimdi diyeceksiniz ki bu parmaklar ne işe yarıyor? Bak. Çok işe yarıyor bak. Bak, dikkat edin, birisi altta, birisi üstten, birisi kenarda, bak. Şöyle bir de böyle alttan dikiş yapacaksın böyle. Dikişleri de atacaksın, ameliyat dikişleri gibi. Şimdi Adana kebabımız hazır. Burada atıyoruz. Diyelim ki bunu yaptınız, biraz da kıymanız kaldı. Bunu ne yaparsınız biliyor musun? Bu kıymayı da tava yapacağın için, böyle bir, bak soğan, domates, yeşil biber, kıyma, biraz karabiber. Koyun güzelce, hepsi birbirine avcarlayın. Sonra bir tavaya dizin, evdeki fırına atın. Size olur Arap tava. Şimdi geçen gün bir tablacı salatası paylaşmıştım. Biz bunu neyle yiyeceğiz dediniz ya. Bu tablacı salatamız, bu da Adana'mız. Tabii ki bununla yiyeceksiniz. Şimdi siz bunu böyle yaptınız, yağladınız. Siz evde yapacaksınız ya, düşme ihtimali çok yüksek olduğu için şunu alıyorsunuz, bak iki tane şiş koyuyorsunuz. Sonra bu şişlerin ortasına koyuyorsunuz. Kebabınız dökülmüyor. Bunun özelliği biliyorsunuz, ateşi attıktan sonra, iki tarafı terledikten sonra lavaş ekmekle hafiften biraz yağını alacaksınız. Ondan sonra yiyeceksiniz. Ha dökülürse de üzülmeyin, demek ki kebabınız iyi. Dökülmeyen kebap, kebap değil. Tablacı salatasını, domatesini doğradım, soğanını doğradım, maydanozunu doğradım. Bu biberi de attım. Şöyle güzel zeytinyağı. Şöyle güzelce nar eşkisiyle. Adana köprü başı, Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim. Dostla düşmana karşı. Kebabımız ne oldu? Pişti. Niye böyle içine çektim biliyor musun? İçi çık kaldıysa o sıcakla pişsin diye. Tablacı salatası, Adana kebabı. Adana kebabının işin ne kadar farkı olduğunu göstereceğim size. Bak elini vurdun mu bak. Bak bulgur gibi olacak. Bak bunun özelliği bu. Dağılacak. Beni izlemeyi unutmayın. YouTube kanalıma da üye olun. Hepinizi çok seviyorum. Afiyet şeker olsun. Param yok. İşte bizim iştahımızı kabarttın. Üstelik sen yiyorsun, yiyen var, yiyemeyen var dediğin zaman kim yiyemiyorsa, kim alamıyorsa gelsin, ben onları ısmarlayacağım. Söz.